Herkese merhaba sevgili emekli dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim şükür. Bugün günlerden 16 Ekim. Bu ay aslında emekli maaşlarına yapılması beklenen ek zam oranları için güzel bir ay diyebiliriz. Zaten artık Ocak ayından önce son virajda diyebiliriz. Önümüzdeki ay içerisinde artık kararların bu ay belirlenip önümüzdeki ay içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerin artık ek zam alabilmeleri için bu ay son viraj ve yazın ortasında tahmin edilen miktarlar verilmezken emekli maaşları 12.500 lira civarlarında seyretmiş durumda. SSK Bağkurlu emeklimiz başta olmak üzere dul ve yetim vatandaşlarımızın da hayat pahalılığı karşısında oldukça zor günler geçirdiğini çok iyi biliyoruz. Halbuki bu rakamın içerisine yani 12.500 liralık rakamın içerisine bir türlü hazine desteği verilmedi ve sadece enflasyon farkı verildi. Zaten enflasyon son vakitlerde, son aylarda durgunluk gösterse bile serbest ekonomi piyasası yüzünden birçok yönden artışlar meydana gelmeye devam ediyor. Ev kiraları günden güne artış göstermeye devam ederken bir emeklinin maaşı bir evin kirasını kesinlikle karşılayamamaktadır. En düşük emekli maaşları 12.500 lira civarlarında. Peki oturulabilir düzeydeki bir evin kirası ne kadar? Zaten bir evin kirası ortalama olarak 15.000 lira civarlarında oturulabilir düzeydeki bir evden bahsediyoruz. 8'e de var, 9'u da var evler ama tabii ki bir ailenin kalacağı şartlardaki evler saymıyoruz artık bunları. Eski kiracılar hariç tabii ki. Sevgili emekli dostlarım, yapılacak olan ek zam sonrası emekli vatandaşlarımız Ocak ayından önce son viraj alan bu ay içerisinde rahat bir nefes almaları planlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan aynen şu şekilde söylemişti. Bu yılı emekliler yılı ilan ediyorum, bu yılı demişti ve emekli vatandaşlarımızın gözü kulağı tamamen yazın ortasına çevrilmişti ve ek zamlar ortalama olarak bizlerin hesaplamasına göre 15 ila 16 bin lira arasında değişkenlik gösterirken bu rakamlar maalesef 12 ila 12.500 lira arasında durgunluk göstermiş oldu. Aslında bizlerin tahmini şu yönden yine. 12.500 lira olacak maaş fakat bu maaşın üstüne artı bir 3 ila 4 bin lira arasında bir fark uygulanacak diye tahmin etmiştik Ocak ayından önce. Zaten bu ay emekliler yılı olarak ilan edildikten sonra tüm umutlar bu yöndeydi. Zaten iki kademeli olarak maaşlar hesaplandığı takdirde rakamlar 16 bin liraya kadar çıkmaktadır. Şöyle bir oturup baktığımızda asgari ücretin bile açlık sınırı altında olması zaten emekli maaşlarının 12.500 lira civarlarındaki rakamla geçinebilmesi mümkün değil. Dul ve yetimleri söylemiyorum bile, onlar 8-9 bin lira arasında maaş alıyorlar. Çünkü maaşlarında belirli oranlarda belirli vakitlerde kesintiler meydana geliyor. Zaten bayram ikramiyelerinde ise dul ve yetim vatandaşlarımıza çok komik rakamlar sunulmaktadır. Bunun da önüne geçilebilmesi için artık mecliste bir torba yasa şart gibi gözüküyor. Oturalım bekleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan önünü görerek her zaman planını yapar. Emekli maaşlarında yapılması beklenen ek zammı bizler 16 bin lira arasında beklerken artık Ocak ayına gözler çevrilmiş durumda. Ocak ayından önce son viraj bu ay dediğim gibi. Rakamların ortalama olarak 25 bin liraya kadar çıkması lazım emekli ücretinin, emekli ek zammı. Sizce en düşük emekli maaşları ne kadar olmalı? Kök maaşlarda ne kadar yüzdeliklerde değişimler meydana gelmeli? Yorumlar kısmından bize yazın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.